AK Parti Pınarhisar Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuşan Ece Ertaş, çok dinamik bir parti olduklarını ve kongre süreçlerini önemsediklerini söyledi. AK Parti'nin birçok kumpasla karşı karşıya kaldığını anımsatan Ece Ertaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm olumsuzluklara karşı dimdik ayakta durduğunu söyledi. Bakın 2002'de iktidar olduk. 2003 yılının 18 Mart'ında Sayın Cumhurbaşkanımız Çanakkale'deydi ve AK Parti'nin gençlik kolları da oradaydı. Bundan sonra da inşallah hem Çanakkale'de olacağız, hem Malazgirt'te olacağız, hem 30 Ağustos'ta Sakarya İnönü Muharebesi'ni, bütün Kurtuluş Savaşı'nı yad edeceğiz. Ecdadımızı öyle bir yad edeceğiz ki Türkiye'de AK Parti'yi çekemeyenler çatır çatır çatlayacak. Türkiye'nin en son 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Ece Ertaş konuşmasını şöyle sürdürdü. Babalarından dinlediler 12 Eylül'leri. Ne yaptılar? Ben kardeşim yaşatmam bunu dedi. Boğaz Köprüsü'ne çıktı. Genelkurmay'ın önüne Ankara'da çıktı. Allah'a çok şükür AK Parti'mizin gençlik kolları da tüm Türkiye'de o gece sokaklardaydı. Allah'ımıza binlerce kez şükrediyoruz ki o geceyi Cumhurbaşkanımızla beraber bizlere yaşama fırsatı verdi. O tecrübeyi bizlere yaşama fırsatı verdi. Ve dünyada ilk defa bir şey oldu. Bir darbe kalkışması püskürtüldü. 15 Temmuz darbesi diye bir şey olmadı, olacaktı. Ece Ertaş, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, herkesin çok iyi bildiğini, ülkenin büyümesinden ve güçlenmesinden rahatsız olanların bulunduğunu aktararak şunları kaydetti. Varsın muhalefet partisi bizim teröristlere doğru yönlendirilmiş silahlı, insansız hava araçlarımızdan rahatsız olsun. Onların o rahatsızlığı hakikaten bizi hiç şaşırtmıyor. Çünkü aynı cephede ya. Teröriste vuruyorsun, ses CHP'den geliyor. CHP'ye vuruyorsun, Almanya'dan geliyor. Almanya'ya vuruyorsun, Hollanda'dan geliyor. En sonunda hepsine birden vuruyorsun, ses PKK'dan geliyor. Ama şu an Allah'ın izniyle hiçbir tanesinin sesi kalmayacak. Özellikle PKK bu noktada Türkiye'de biliyorsunuz 3 tane büyük terör örgütüyle Türkiye mücadele ediyor. PKK, FETÖ ve DAEŞ. İslam'ı yanlış anladık. İslam üzerinden, İslam'la hiçbir alakası olmayan, tamamen terörizmle İslam'ı bağdaştırmaya çalışan sapıkların yürüttüğü bir terör operasyonu, tamamen, bakın FETÖ de aynı kafa, IŞİD de aynı kafa. Bir tanesi şiddetle yapıyor, bir tanesi ne yapıyor? Yargıyı, polisi, adaleti ele geçirmeyle. Aynı şey, hiç farkı. AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Başkanı Alper Çiler, İlçe Başkanı Hicret Şamil Karasu, İl Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Kovankaya'nın da birer konuşma yaptığı kongrede Bilal Çalık İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi.